Merhaba arkadaşlar. Bugün ilkokuldan beri karşımıza çıkan sayı basamaklarını inceleyeceğiz. Evet, sayı basamakları arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmekte fayda olacaktır. Günlük hayatta kullandığımız sistemler onluk sayı basamaklarında olan sistemlerdir. Onluk sayı basamaklarında çalıştığımızı nereden anlıyoruz? Örneğin bir çıkarma işlemi yaparken şöyle küçük bir örnekten bahsedeceğim. Mesela 21'den 19'u çıkarttığınız zaman arkadaşlar diyorsunuz ki 1'den 9 çıkmaz, komşuya gidip bir onluk alalım. Değil mi? Onluk almamızın nedeni onluk tabanda çalıştığımızdan dolayıdır arkadaşlar. İleriki konularda taban aritmetiğini incelerken bunu biraz daha detaylandıracağız. Şimdi arkadaşlar bakınız, A eşit değil 0 olmak üzere AB iki basamaklı bir sayı olduğuna göre arkadaşlar, AB iki basamaklı sayısını çözümlerken, bakın ben onu şöyle ifade edeceğim size. AB yazıyorum. Bakın B birler basamağındaki değerdir arkadaşlar. A ise onlar basamağında. Hatırlayınız, ilkokulda biz bunları sayısal değerler olarak veriyorduk karşınıza. Bakın 1 ile B'yi çarptığınızda B, 10 ile basamaktaki A değerini çarptığınız zaman 10A şeklinde ifade edilecek arkadaşlar. Yani bu durumda AB iki basamaklı sayısını çözümlediğinizde bakın burada 10 tane A, 1 tane de B değeri olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi ABC 3 basamaklı sayısını çözümleyelim. Bakın 1'ler, 10'lar, 100'ler basamağındaki değerlerdir. Arkadaşlar 100'ler basamağında A olduğu için 100A, 10'lar basamağında B olduğu için 10B, 1'ler basamağında C olduğu için artı C şeklinde 3 basamaklı ABC sayısını çözümleyebiliriz. Yine bakın bir 4 basamaklı bir değer var karşımızda. ABCD 4 basamaklı sayısını çözümlediğinizde 1000 tane A, binler basamağında A olduğu için, yüzler basamağında B var gördüğünüz gibi 100B, onlar basamağında C var 10C artı D şeklinde bunu ifade etmek mümkün. Arkadaşlar zaman zaman soru çözümlerinde şunu da yapacağız bakınız. 1000A, 100B, 10C. Bu 3 ifadenin 3'ünde de 10 çarpanı ortaktır arkadaşlar. Bu 10 çarpanını parantez önüne aldığınız zaman burada ne kalacaktır? Bakın 100A artı 10B artı C artı D şeklinde bir ifadeyle karşılaşacaksınız. Bunu da şu şekilde bakın, 10 çarpı 100A artı 10B artı C 3 basamaklı ABC sayısıdır aynı zamanda. Üst tarafta da çözümlemiştik bunu. Bu şekilde de yazmak mümkündür arkadaşlar. Evet. Altında bir değerimiz daha var. Bakınız AB5 sayısı çözümlenmiş. 10AB artı 5. İşte burada anlatmak istediğimiz şey burada karşımıza geldi arkadaşlar. Bakın bunu da ben detaylandıracağım. 100A, yüzler basamağında olduğu için artı 10B artı 5. Ne yapmış arkadaşlar burada çözümleme işleminde? Bakın şurada 10 parantezine alınmış. 10A artı B kalmış. Artı 5. 10A artı B de AB 2 basamaklı sayısıdır arkadaşlar. 10AB artı 5 şeklinde ifade edilmiş. Yine aynı şekilde 36AB 4 basamaklı bir sayı arkadaşlar. Bakınız 36'nın 3'ü binler basamağında 3000, 6'sı yüzler basamağında 600. Yani 3600 artı AB şeklinde yazılmış. Arkadaşlar AB sayısını çözümlediğinizde yine 10A artı B şeklinde ifade edebilirsiniz. Bunlar daha pratik. Sorularda da sık sık bunları kullanacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları sorular üzerinde inceleyelim. Bir numaralı sorumuz diyor ki AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB ile BA'nın toplamı 198. Arkadaşlar AB artı BA eşittir 198'miş. Şimdi bakınız. Ne yapıyorum? Çözümleme işlemiyle bu işi bitireceğiz. Arkadaşlar burada 10 tane A var. Onlar basamağında olduğu için burada da 1 tane A var. Bu durumda toplam bu ifadede 11 tane A değeri vardır. Artı
Bakınız burada bir tane B var, birler basamağında. Burada da 10 tane B var. O zaman toplamda 11 tane B değeri vardır. 11B eşittir 198. Arkadaşlar her bir ifadeyi 11'e böldüğümüz zaman, bakınız şöyle, A artı B değeri ne olacaktır? 18. Yani 198'i arkadaşlar şurada değil mi? 11'e böldüğünüz zaman 1 kere 11, 11. 88 eşittir 0 olmak üzere. A artı B 18 olarak karşımızda arkadaşlar. Bize A çarpı B'nin ne olabileceğine dair bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar A artı B 18 ise A'ya ve B'ye vereceğimiz değerlerin toplamı bir kere 18 olacak. Ve bunlar birer rakam olacak. Neden? Çünkü bu bir iki basamaklı sayı. Yani şunu ifade etmek istiyorum. 1 artı 17 de 18'dir ama 17 bir rakam olmadığı için bu değeri hiç yanaşmayız arkadaşlar. Evet, bu durumda toplamları 18 olan tek iki rakam vardır arkadaşlar. O da nedir? 9 artı 9, değil mi? 9 artı 9'un dışında toplamları 18 olan başka rakamlar yoktur. Bu durumda arkadaşlar bize A çarpı B sorulmuştu. Bakınız A'yı 9, B'yi 9 bulduk. 9 çarpı 9'dan 81 olarak bu soru karşımıza gelecektir. Sonuç olarak karşımıza 81 çıkacak. Evet. İkinci soruda bakalım ne var? Arkadaşlar iki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirildiğinde sayının değeri 36 ne oluyormuş? Azalıyor. Şimdi arkadaşlar iki basamaklı bir sayı yazalım önce. A, B olmak üzere. İki basamaklı. Siz bu sayının rakamlarını yer değiştirdiğinizde yani BA olarak ifade ettiğiniz zaman yer değiştirildiğinde sayının değeri 36 azalıyor. Bakın yani AB değerini BA yaptığınız zaman sayı 36 azalıyor. Buradan şu anlam çıkıyor arkadaşlar. BA sayısı AB sayısından 36 küçük. Bu durumda ben BA sayısına 36 eklersem eğer bu iki ifade birbirine eşit olur. Şimdi AB iki basamaklı sayısını çözümleyelim. 10A artı B eşittir. Bakınız burada da 10B artı A artı 36 arkadaşlar. Evet. Bakınız A'yı bu tarafa aldım. Eksi A olarak geldi. 10A eksi A 9A. 10B'yi bu tarafa aldım. Eksi 10B artı B eksi 10B eksi 9B. Eşittir 36. Her birini 9'a bölelim arkadaşlar. A eksi B eşittir 4. Peki soruya geri dönüyorum. Bu koşulu sağlayan en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar bize AB sayısını soruyor. Yalnız AB sayısının rakamları arasındaki farkın 4 olduğunu biz tespit ettik. En büyük dediği için bu durumda ben A'ya 9 veriyorum. Arkadaşlar B'ye de 5 vermek zorundayız. En büyük dediği için A'ya 9 verdim. Çünkü verilebilecek en büyük rakam 9'dur. 9'a 5 olmak üzere rakam toplamı bakın. AB sayısı 95'tir. AB sayısının rakamlarının toplamı ise 9 artı 5'ten 14'tür arkadaşlar. Yine bu tarz sorularla ÖSYM'de çok karşılaşıyoruz. Evet. Başka bir soru üzerinde yine inceleyelim. ABC birbirinden farklı rakamlar. ABC ile CBA 3 basamaklı sayılardır. ABC eksi CBA 495 olduğuna göre ABC şeklinde yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle şu ifadeyi bir alalım. ABC eksi CBA eşittir 495. Evet. Şimdi arkadaşlar öğrenmiş olduğumuz çözümleme tekniğini kullanıyoruz. Bakınız. Burada 100 tane A var. Eksi olduğu için eksi diyorum. Bir tane de burada A var. 100A eksi A 99 tane A var arkadaşlar burada. Not aldım. Bakınız burada B onlar basamağında gördüğünüz gibi 10B eksi burada da B 10 basamağın onlar basamağında 10B eksi 10B 0 yani B'ler birbirini götürüyor.
C-100C-99C arkadaşlar eşittir 495. Evet. Her bir terimin 99'un katı olduğunu görüyoruz. Bu durumda her birini 9'a böldüğünüz zaman arkadaşlar A-C eşittir 5 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bizde ABC şeklinde yazılabilecek en büyük sayı. Arkadaşlar şöyle ifade ediyorum bakınız. A, B, C. Öncelikle en büyüğünü tespit edeceğim. Rakamları farklı olduğunu unutmuyorum arkadaşlar. Bakınız en büyükte A yerine 9 arkadaşlar. C yerine 4 yazarsam hem 9 eksi 4'ün 5 olduğunu görüyorum. Çünkü bu bağıntıyı da sağlaması gerekecek. Şimdi arkadaşlar en büyük değeri tespit edeceğim. A 9, C 4. B'ye 9 demek isterdim ama rakamları farklı dediği için bakınız rakamları farklı dediği için B'ye 9 veremiyorum. Bu durumda B'ye kalan değer nedir arkadaşlar? 8. Yani bu koşula uygun en büyük değer 984'tür. Gelelim en küçük değere. Şöyle alıyorum onu da arkadaşlar. A, B, C. Şimdi bakınız A eksi C'nin 5 olduğunu unutmadan A, B, C birbirinden farklı. Arkadaşlar, şimdi A'ya 5, C'ye 0 demek isterdim ama C'ye 0 verdiğim zaman bakın CBA sayısını 3 basamaklı olmaktan çıkartırım. Ondan dolayı C yerine 0 kullanamıyorum. Bu durumda A yerine 6, C yerine 1 veriyorum. Rakamları 5 olan en küçük iki değer. A yerine 6, C yerine 1 verdim arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi ABC'nin en küçük değerini tespit edeceğim. Peki B yerine 0 verebilir miyim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakınız 0 olmayacak şeklinde bir bilgi yok. Yani sıfırdan farklı diye bir bilgi yok. B yerine 0 verebilirim. Neden? Çünkü B herhangi bir sayının son basamağında da değil. Bu durumda B yerine 0 kullandığım zaman ABC'nin alabileceği en küçük değer de 601 olacaktır. Bize bu iki sayının toplamı sorulmuş bakınız. 601 ile 984'ü topladığınız zaman 5, 8, 15, 1585 olarak bu soru karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar başka bir soru üzerinde incelemeye devam edelim sayı basamaklarını. Bakın ABC, 3 basamaklı ABC ve 2 basamaklı AB sayıların toplamı 392'ymiş. Şöyle not alalım arkadaşlar. ABC artı AB eşittir 392 imiş. Buna göre A artı B artı C toplamı nedir? Arkadaşlar YGS 2010 yılında sorulmuş bir soru. Şimdi bakınız. A sayısı yüzler basamağında olduğu için 100A. 10B artı C. Artı AB. Arkadaşlar şu ifadede bakın. 10 parantezini alırsanız 10A artı B artı C artı AB şeklinde bir ifadeyle karşılaşırsınız. 10A artı B ifadesi 2 basamaklı AB sayısı olmakla birlikte önünde de 10 çarpanı var gördüğünüz gibi. 10 tane burada AB var arkadaşlar. Bir tane de burada 11AB artı C eşittir 392 arkadaşlar. Evet. Şimdi bakınız. Buradan sonra şuna bakacağız arkadaşlar. Şimdi AB değerimiz öyle bir değer olmalı ki 11 ile çarpılıp C bir rakamdır dikkat ediniz. C ile toplandığında 392 olsun arkadaşlar. Bakın bunun en pratik yöntemi şu. 392'yi arkadaşlar 11'e bölersiniz. 392'yi 11'e bölersiniz. 3 kere 33 yapar. 6, 2. 5 kere 55 kalan 7. Yani bu şu anlama gelir arkadaşlar. Bakınız 11 11'e böldünüz. AB değeriniz 35'tir. Bölüm değeriniz 35. C ise burada kalan değerdir arkadaşlar. Bu durumda bakın soruya geri döndüğünüzde AB sayısı 35 ise A değeri 3'tür. B değeri 5'tir. C değeri ise 7'dir. Bu üçünün toplamı ise arkadaşlar
15'tir. Evet. 2010 YGS sorusu bu şekilde geride kaldı arkadaşlar. Evet, farklı bir soru üzerinde incelemeye devam edelim. Bakın, 3 basamaklı bir sayının sağına arkadaşlar 3 basamaklı sayımızı yazalım. A, B, C ve bunun sağına 3 yazalım. 3 yazdığımızda bu sayımız ne oluyormuş? 4 basamaklı A sayısı. Aynı sayının soluna, yani A, B, C arkadaşlar soluna 2 yazdığımız zaman bu sayıda ne oluyormuş? B değeri oluyormuş. B. Arkadaşlar A artı B 9.967 olduğuna göre 3 basamaklı A, B, C sayısının rakamları toplamı. Yani bizden A artı B artı C'nin ne olduğu isteniliyor. Şimdi bakın, yine biz burada çözümleme yöntemini kullanacağız arkadaşlar. Bakın, 1000 A, 100 B, 10 C şeklinde değil de arkadaşlar şurada 10 parantezine alarak 3 basamaklı A, B, C sayısı artı 3 şeklinde ifade edeceğim. Bunu ise arkadaşlar 2 A, B, C, 2 bakın binler basamağındadır. 2000 artı 3 basamaklı A, B, C sayısı, bu da B imiş. Arkadaşlar bu ikisinin toplamı, yani A artı B 9.967 idi. Peki biz bunları topladığımız zaman bakın 10 tane A, B, C burada var. Bir tane A, B, C de burada var. Oldu bize 11 tane A, B, C. Bakın artı 3, 2000, 2003 eşittir 9.967. Evet. Evet arkadaşlar, topladığımızda 9.967 yaptı. Şimdi artı 2003'ü diğer tarafa eksi 2003 olarak gönderdiğimizde 7 eksi 3 4, 6 eksi 0 6, 9 eksi 0 9, 9 eksi 2 7. Yani 7.964. Arkadaşlar son olarak bakın 7.964'ü 11'e bölerseniz A, B, C sayısını tespit etmiş olacağız. Kaç defa arkadaşlar? 7 kere değil mi? 7 çarpı 11, 77, 2, 6, 26. 26'nın içinde 11, 2 kere. 2, 11, 22 yapar 4. 4'ü aşağıya indirdiğimizde 44'ün içinde 11'i 4 kere. Bu durumda bakınız A, B, C 3 basamaklı sayısı 724 arkadaşlar. Bize bunun rakamları toplamı sorulmuş. Yani 7 artı 2 artı 4 arkadaşlar. 9, 4, 13 olarak bu soruyu da size bırakıyoruz. Evet, başka bir soru üzerinde inceleme yapalım. Yine YGS 2012'de karşımıza gelmiş bir soru. Arkadaşlar 3 basamaklı ABC sayısı ile 42 çarpılmış. Ara basamak 864, çarpma işleminin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir yazalım bakın. A, B, C sayısı 42 ile çarpıldığında nokta 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 4, 6, 8 ve nokta 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 nokta. Şimdi arkadaşlar biz bir çarpma işlemini yaparken bakın 3 basamaklı ve 2 basamaklı bir sayıyı çarparken 2 ile A, B, C'yi çarpıyorsunuz. Öyle değil mi? 2 çarpı C işte neyse buraya yazıyorsunuz. Sonra 2 çarpı B artısı eksi varsa onu ekliyorsunuz. Yani 2 ile A, B, C'yi çarptığınızda şu basamağı yazıyorsunuz. 4 ile A, B, C'yi çarptığınızda da buraya yazıp sonra bu ikisini topluyorsunuz. Yani benim buradan anladığım şey şu, bakınız. A, B, C sayısı ile 4 çarpılmış arkadaşlar, 864 bulunmuş. Peki. Şimdi ben 864'ü 4'e bölerek arkadaşlar A, B, C 3 basamaklı sayısını tespit edebilirim. 2 kere 4 8, 0 6. 1 kere 4 4, 2, 4'ü aşağı indirdim 24, 6 kere 4 24. Yani benim 3 basamaklı A, B, C sayım 216. Arkadaşlar 216 ile 42'yi çarptığımız zaman sonucu rahatlıkla tespit edebiliriz. Bakınız 6 kere 2 12, elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde var 3. 2 kere 2 4. Burası da zaten 864'tü arkadaşlar. Topladığınız zaman bakın 2, 7, 10'un sıfırı elde var 1, 9, 9.072 olarak bu soruyu da geride bırakıyoruz.
Evet, ne dedik? Dedik ki ABC ile 4'ün çarpımı 864'müş. Oradan yola çıkarak soruyu tamamladık. Evet arkadaşlar, farklı bir soru üzerinde incelemeye devam edelim sayı basamaklarını. Evet, ABD eksi BBC 294 ise AC eksi BD ifadesinin sonucu nedir? 2013 YGS sorusu. Arkadaşlar, önce şöyle bir not alalım. ABD BBC sayılarının farkı 294. Şimdi arkadaşlar burada çözümleme yöntemine girdiğimiz zaman bakınız 1, 2, 3, 4, 4 tane bilinmeyen var. 4 tane bilinmeyen olduğu için soru bizi biraz zorlayabilir. Bundan dolayı değerlendirme yani değer verme yöntemiyle soruyu çözmeye çalışalım. Arkadaşlar bakınız BB ben önce onlar basamağına dikkat çekmek istiyorum. B-B 9. O zaman burada bakınız, B-B'nin 9 olabilmesi için arkadaşlar, demek ki buradan buraya bir onluk aktarılması gerekiyor ki tekrar A'dan B'ye bir onluk alınsın ve sonuç 9 olsun. Yoksa diğer türlü bakın bu bir çıkarma işlemi olduğu için B-B 0 olması gerekirdi. Şimdi arkadaşlar B'den D'ye bir onluk aldığınız zaman bakınız bir 10 cebinizde olacak. D-C da 4 olduğuna göre bu durumda bakınız D değeri 1 olmak zorundadır. Neden? B'den buraya bir onluk aldığınızda 11 olacaktır ve C değeri de 7 olmak zorundadır ki 11 eksi 7 4 olsun arkadaşlar. Evet, bakınız buradan D değerini 1, C değerini 7 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar buradan buraya bir onluk attık, değil mi? Şimdi gelelim B'nin ne olabileceğini tartışalım. Arkadaşlar B'nin ne olabileceği bakın şöyle ifade edelim. Eğer siz B yerine 6 değerini kullanırsanız bakın şöyle olacaktır. A 6 D yerine 1 kullandık. 6 6 C yerine 7 kullandık. Çıkarttığınız zaman bakın 11'den 7 çıktı 4. Burada kaldı 5 arkadaşlar. Değil mi? Bakın A değerini 9 kullanmak zorundasınız. Neden? Çünkü A eksi B burada 2 olarak görünüyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar A'dan bakın B'ye yani 6, 5 olmuştu. Buradan bir onluk göndermiştik. 15'ten 6 çıktı 9. A değeri 8'e düştü. 8'den 6 çıktı 2 arkadaşlar. 294 sonucuna bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bu durumda bakınız. A için 9, C için 7, B için 6, D için 1 değerlerini kullandık. Çıkarma işlemimizi yaptığımız zaman arkadaşlar 6, 3 bu sorunun sonucu da 36 olarak karşımıza çıkacak. Evet. Başka bir soru üzerinde incelemeye devam edelim arkadaşlar. Bakın x eşittir 2y, z eşittir 2y artı 1. Koşuluna uygun yazılabilecek x, y, z 3 basamak sayıların toplamı nedir diyor. Arkadaşlar x eşittir 2y ise bakınız. Y 1 olursa x 2 olur. Y 2 olursa x 4 olur. Y 3 olursa x 6 olur. Y 4 olursa x 8 olur. Y 5 dediğimiz zaman x 10 olur. 10 bir rakam olmadığı için burada kesiyoruz. Arkadaşlar bakınız. Y yerine 1 dediğiniz zaman 2y 2 çıkıyor değil mi? Yani 2y 2. Bu durumda bakın z değeri 3. Arkadaşlar Y yerine 2 verdiğinizde 4 çıkıyor 2y. 4 dediğinizde 4 artı 1, 5. Değil mi? Bakınız 2y'ye 6 dediğiniz zaman 6 artı 1'den 7 ve 2y'ye 8 dediğiniz zaman 8 artı 1'den z değeri de 9 çıkacaktır. Bu durumda arkadaşlar oluşturduğumuz x, y, z sayılarını yazalım. Bakınız x 2, y 1, y 1, Y 1 için arkadaşlar Z 3. Evet. X 4, Y 2, Y 2 için Z 5 arkadaşlar. Devam edelim. X 6, Y 3, Y 3 için Z 7. Arkadaşlar X 8, X 8 için Y 4, Y yerine 4 verdiğiniz zaman da Z 9. Evet. Bu ifadelerin bizden toplamını istiyor. Bakalım arkadaşlar. 3, 5, 8, 7 daha 15,
9 daha 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3, 5, 8, 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3, 7, 13, 21 arkadaşlar. 2124. Evet. Başka bir soru üzerinde yine sayı basamaklarını incelemeye çalışalım. Gördüğünüz gibi çok fazla soru var. Evet arkadaşlar, ABC ve CBA rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayılardır. ABC ile CBA'nın farkı 594 olduğuna göre kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Arkadaşlar ABC sayısından CBA sayısını çıkarttık ve 594 kaldı. Şimdi arkadaşlar yine çözümleme yöntemini kullanacağım. Bakınız 100 tane burada A var. Bir tane burada A var. 100A eksi A 99A. B'ler birbirini götürecek. Her ikisi de onlar basamağında. 10C eksi 100C eksi 99C. Eşittir 594. Arkadaşlar her bir terimi bakınız 99'a bölersek yani 594'ü 99'a bölersek ne yapar? 6. A eksi C eşittir 6. Şimdi arkadaşlar rakamları farkı 6 olan değerlerle karşı karşıyayız. Bakınız kaç tane farklı ABC sayısı yazılabilir? Şimdi öncelikle rakam farklı yani A eksi C 6 olan değerleri bir yazalım. 7 eksi 1, 8 eksi 2, 9 eksi 3. Arkadaşlar sorunun başına geri dönüyorum. Bakınız. Rakamları farklı. Rakamları farklı. C yerine neden 0 almadınız? Arkadaşlar C yerine 0 alırsam CBA sayısı 3 basamaklı olmaz. Ondan dolayı C yerine 0 da kullanmıyorum. Ve devam ediyorum. Bakınız. ABC sayısı. A7, C1. Rakamları farklı dediği için arkadaşlar B yerine kullanacağım değerler bakınız 0. 1'i kullanamıyorum burada var. 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi kullanamıyorum. 8 ve 9 olmak üzere. Yani bu durumda bakınız ABC sayısı 701 olabilir, 721 olabilir, 731 olabilir. Arkadaşlar bu şekilde saydığınız zaman buraya 8 tane değer koydum. Yani bu da 8 tane sayı yazılabilir anlamına gelir. Arkadaşlar 8 tane bunun için yazılırsa 8 tane de 8 ve 2 değerleri için, 8 tane de 9 ve 3 değerleri için yazılabilir. Bu durumda bu kurala uygun 24 tane sayı yazılabilir arkadaşlar. Evet, devam edelim. 2 basamaklı x'ye doğal sayısı arkadaşlar rakamları toplamının a katı. Bakınız x'ye sayısı rakamları toplamının a katına eşitmiş. Çarpı a dedim. 2 basamaklı yx sayısı ise rakamları toplamının arkadaşlar yazıyorum. X artı y'nin 2a eksi 4 katı. Hemen x artı y'yi 2a eksi 4 ile çarpıyorum. Evet. Katı olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakınız. X'e 2 basamaklı sayısı ve yx 2 basamaklı sayısı. Arkadaşlar bunları taraf tarafa toplayalım. Şöyle ifade edeceğim bakınız. 10 tane burada x var. Bir tane de burada 11x. Bir tane y burada. 10 tane y de burada 11y. 11 parantezine alırsam x artı y. 11 parantezinde x artı y. Eşittir diyorum. Arkadaşlar burada da taraf tarafa topladığım zaman bakın her iki ifadede de x artı y vardır. X artı y'yi parantez önüne alırsanız eğer bakın burada bir a çarpanı kalır. Burada da 2a eksi 4 çarpanı kalır. Ve arkadaşlar bakın x artı y'ler birbirini götürür. 11 eşittir 3a eksi 4. Eksi 4'ü bu tarafa alalım arkadaşlar. Artı 4 olarak 15 eşittir 3a ve a eşittir 5. Evet, bize a değeri sorulmuştu. A değeri 5 arkadaşlar. Evet. Farklı bir soru üzerinde yine incelemeye devam edelim.
İki basamaklı bir doğal sayı rakamları toplamının 7 katına eşittir. Arkadaşlar iki basamaklı bir sayı yazalım. AB. AB sayısı rakamları toplamının 7 katına eşitmiş. 7 katına eşitmiş. Bu koşula uygun sayıların toplamının 7 ile bölümünden kalan kaçtır bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurayı bir çözümleyelim bakın. 10A artı B. 7'yi içeri dağıtalım. 7A artı 7B. Evet. A'ları B'leri bir tarafa toparlayalım arkadaşlar. 7A'yı böyle, B'yi böyle aldığımız zaman 3A eşittir 6B. Sadeleştirelim. A eşittir 2B. Arkadaşlar bu koşula uyan değerler arasındaki bağıntıyı bulduk. A eşittir 2B imiş. Yani siz B yerine 1 verdiğinizde A 2. B yerine 2 verdiğinizde 4. 3 verdiğinizde 6. 4 verdiğinizde 8. 5 verdiğinizde 10 olacaktır. 10 değeri bir rakam olmadığı için onu iptal ediyorum. Bu durumda arkadaşlar bakın aradığım AB sayıları 21, 42, 63 ve 84'tür arkadaşlar. Sayılarının toplamının 7 ile bölümünden kalan. Arkadaşlar bakın bu sayıların her biri 7'nin katıdır. 21 7'nin katıdır. Tam bölünür yani kalan 0'dır. 42 7'nin katıdır. Kalan 0'dır. 63 7'nin katıdır. Kalan 0'dır. 84 7'nin katıdır. 0'dır arkadaşlar kalanı. Yani bu durumda bunların hepsini toplayacağız ve 7'ye böleceğiz diye uğraşmıyoruz. Tek tek baktığımızda her biri 7'nin katı ise o zaman bu ifadelerin toplamının 7 ile bölümünden kalanı 0'dır arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle sayı basamaklarını inceledik arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.